Arkadaşlar merhaba. Bu eğitimde saatli kumpaslar nasıl okunur onu öğreneceğiz. Bu kumpasların sürmeli kumpaslardan işlevsel olarak bir farkı yoktur. Buradaki çenelerden dış ölçümü yapıyoruz. Buradaki çenelerle iç ölçümü yapıyoruz. Ve burada görmüş olduğumuz kırışta da derinlik ölçümü yapabiliyoruz. Yine tam sayı cetvel üzerinden okuyoruz. Sürmeli kumpaslardan farkı olarak da ondalıklı sayı buradaki göstergeden okuyoruz. Burada görmüş olduğumuz tekerlek sayesinde hareketli çeneyi oynatıyoruz. Şurada yine sabitleme cıvatası var. Bu cıvatayı sıktığımızda çene oynamıyor. Şuradaki cıvata ile bunu gevşettiğimizde eğer göstergede bir ayar gerekiyorsa, örnek verecek olursak şu şekilde tam kapandığında ibre sıfırı göstermiyorsa şu şekilde sıfırlayıp burayı sıkıyoruz. Bu kumpaslar farklı hassasiyetlere sahiptir. Göstergenin içerisinden anlayacağımız üzere iki çizgi arasının %2 olduğunu gösteriyor. Bu şu demek: kadran bir çizgiden diğer çizgiye geçerken %2 hareket ediyor. Bu kumpası okuduğumuzda tam sayı cetvel kısmından ve ondalıklı sayı gösterge kısmından okuyorduk. Birlikte okuyalım. Şimdi şu çizgiye baktığımızda çizgi 30, 35, 36, 37, 38'i geçti. Tam sayımız 38. Ondalıklı sayıya baktığımızda şimdi sıfırdan itibaren saymaya başlayacağız. Her çizgi de %2 artıyor. %2, %4, %6, onda 1, onda 2, onda 3, %32, 34, 36, 38. Bunun ölçüsü 38,38. Başka bir ölçü okuyalım. Yine aynı kısma bakıyorum. Önce tam sayıyı okuyacağım. Çizgi 39'u geçmiş. Ondalıklı sayı okumak için göstergeye bakıyorum. Şimdi burada gösterge kısmı ibre bir tam tura attığında tam 2 milimetre hareket ediyor. Yani 0'dan 0'a 1 milimetre, 0'dan 0'a tekrar 1 milimetre. Yani buradaki 2 ile buradaki 2 arasında bir fark yok aslında. Sadece şu tam sayı değişiyor. Şimdi baktığımızda burada eğer ibre buradaki sıfırı geçmiş ise buradaki sıfırdan itibaren sayıyorum. Buradaki sıfırı geçmiş ise buradaki sıfırdan itibaren sayıyorum. Yani ibrenin hangi sıfırlar arasında kaldığına dikkat etmem gerekiyor. Şimdi 39 bu burada tarafta olduğu için bu ibre bu tarafta olduğu için sıfırdan itibaren sayıyorum. 0, onda 1, onda 2. Yaklaşık %2'ye denk gelmiş orada. Bunu okuduğumuzda %22. Yani tam sayımız 39,22. Bir kumpası kullanırken ölçüm yaptığımızda çenelerin iç parçasına tam oturduğundan emin olmalıyız. Yoksa şu şekilde yamuk tutarsak veya tam bastırmazsak çeneleri veya tam ucundan tutarsak yanlış ölçü alma ihtimalimiz vardır. Ama çeneleri tam oturttuğumuzda şu orta kısımlardan şu şekilde biraz böyle hareket ettirerek tam oturduğumuzda istediğimiz ölçüyü almış oluyoruz. Bu ölçümüzde 47,32 olarak gösteriliyor. Bir iç parçasını ölçerek örneklerimize devam edelim. Bu parçanın dış çapını ölçtüğümüzde öncelikli olarak tam sayı okuyoruz. Tam sayı kısmında 34'ü geçtiğini görüyorum. Ve ondalıklı kısmı da okuduğumda tam 9 çizgisinin üzerinde olduğunu görüyorum burada. Şimdi kadranın kaldığı kısma baktığımda sıfırdan itibaren sayarsam eğer 90 olarak okuyabilirim bunu. Bu ölçü 34,90'dır. İç çapı ölçmek istediğimizde tam sayının 25'i geçtiğini görüyorum. Kadranı ise sıfırı biraz geçtiğini görüyorum burada. Bu ölçüyü okuduğumda 25,04 olarak okuyabilirim. Tabi şu an kadran iki çizgi arasında kalabilir. Bu tamamen sizin yorumunuza bağlı. %3 de diyebilirsiniz, %4 de diyebilirsiniz, %2 de diyebilirsiniz. Bu sizin resmi nasıl yorumladığınıza bağlı.
Saatli kumpaslarda farklı hassasiyetleri olanlar da vardır. Örnek verecek olursak, bu kumpasımızın hassasiyeti %1 olarak gözükmektedir. Yani iki çizgi arası %1 olarak okunur. Diğer kumpastan farklı olarak bu kumpas bir tam tur attığında 1 milimetre hareket etmektedir. Yani diğer kumpasta saatinde iki tane sıfır varken bunda tek sıfır vardır ve sadece bir tane başlangıç noktası vardır. Bunun da okuma mantığı diğerine göre aynıdır. Yine şuradan baktığımızda şuradaki çizgi hangi çizgiyi geçmiş onu bakıyoruz. Burada 17'yi geçmiş. Burada baktığımızda her çizgi aralığı tabii %1 olarak okunuyor. 70, 71, 72, 73 olarak kumpasımızı okuyabiliriz. Bu eğitimde farklı hassasiyetlere sahip saatli kumpasların nasıl okunduğunu öğrendik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.